Efendim Arda Ramazan Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine 3 tane harika tarifi birlikte yapacağız. Güzel bir çorba yapacağım size, bir Erzincan çorbası. İçinde küçük küçük kıymaların olduğu çok lezzetli ve basit bir çorba. Arkasından bir içli patates köftesi yapacağız. Yani dışı patates harcı ama içi içli köfte malzemesi gibi olan bir harçla yapacağız. Bunu bir derin yağda kızartacağız ve en sonunda da çok kolay bir Kemal Paşa tatlısı yapacağız. Kolay olması tatlının ana muhteviyatının aslında hazır olarak kullanılmasından dolayı. Peki şerbeti ne? Bunun şerbeti yaklaşık 3,5 su bardağı şekere 4,5 su bardağı gibi sudan oluşuyor. Bu basitlikte. Şöyle 3, 4 ve aşağı yukarı dediğim gibi 4,5 su bardağı su. Şimdi tarifte aslında bir çok aşırı bir olay yok çünkü bu Kemal Paşa tatlıları hazır satılıyor ve direkt olarak şerbetin içinde hafiften bir tıkırdatıyorsunuz, kaynatıyorsunuz. Ama onun da süresi önemli. Takriben bir 15 dakika kadar yani kullanacağınız tatlının yani kullanacağınız Kemal Paşa tatlısının cinsine, cibiliyetine göre değişiyor ama genellikle bir 10-15 dakika kadar şerbetin içinde hafif bir tıkırdaması, sonrasında da birazcık içinde demlenip dinlenmesi lazım. Parçalanmayacak seviyeye gelene kadar onu orada bırakacaksınız. İşlem tamam olacak. Şimdi su ve şekeri koydum, hafiften karıştırıyorum. Burada da şu güzel tencerenin içinde yaklaşık 5 tane, yaklaşık değil bayağı 6 tane var aslında burada. Niye yaklaşıksa 6 tane irice boy patates var. Çünkü bu yapacağım içli patates köftesinin dış çeperini bunlar oluşturacak. Hafiften yavaş yavaş kaynıyor. Şerbetin içine birazcık lezzet faktörleri ilave etmem lazım. O da içine koyacağım tarçın. Şöyle kırılmış zaten. Bir tane çubuk tarçın koyacağım. Bir de mutlaka ve mutlaka karanfil koyacağım. Şöyle bir 3-4 tane, hatta yok be 6-7 tane karanfil koydum. Ve şerbeti burada kaynatacağım. Şerbet kaynadıktan sonra da altını kısıp şurada gördüğünüz bu hazır satılan Kemal Paşaları direkt içerisine alacağım. Kemal Paşalar sadece marketlerde satılmıyor, yufkacılarda da satılıyor ve tabii ki oradakiler biraz daha ne diyeyim, özenle yapılmış Kemal Paşalar olduğunu düşündüğümden ben size onlardan almanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk batımda şunu şöyle bir güzel karıştırdım. Az sonra biraz daha karıştıracağım. Tıkırdamaya başladığı an itibariyle de diğer işlemlerimi yapmaya başlayacağım. Şimdi burada Erzincan çorbasının başlangıcını yapalım isterim. Çünkü çorbanın bir köfteli bir harcı var. Bir de şeyli bir yapacağım bir bazı var bunun. Tamam. Şimdi çorbanın köfteli harcı aslında basit. Kıyma, tuz, karabiber. Tamam mı? Bunun içeride dağılmasını engellemek için de azıcık bir unla bunu harmanlayacağız. Yaklaşık 250 gram kadar kıyma, ki bir çorba için azımsanmayacak bir rakam 250 gram. Ve bu 250 gramın üzerine tuz ve karabiberini ilave ediyorum. Her şeyin başında bu tencerenin altını yaktım ve onu orada ısınmaya bıraktım. Ben köftelere dönebilirim. 250 gram kadar orta yağlı kıymayı tuz ve karabiberle şöyle güzelce bir harmanladıktan sonra bir tabak alıp küçük küçük misketler yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Küçük küçük. Çok da fazla büyük olmasınlar çünkü çorbada kaşığın içine gelsin istiyorum. Sonra da bunları böyle küçük küçük toplar haline getireceğiz. Tamam mı? Şu şekilde ki çorbanın içerisinde kaşığa gelsinler diye. Burada tencerenin altı yanıyor. İçerisine şöyle birkaç kaşık kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Yaklaşık 2, bilemediniz 3 kaşık kadar. Daha da fazlasına gerek yok. Ve her şeyden önce ince yemeklik doğradığım 2 tane soğanı direkt olarak bunun içerisine transfer ediyorum. Önce soğanlar burada hafiften kendilerini bıraksınlar. Ben de orada köftelerle işime devam edebilirim. Bu arada da şöyle bir şerbeti bir tık daha karıştırayım. Şeker çünkü dibe çökmeye çok müsait biliyorsunuz şerbetlerde. Şeker iyice ve iyice ve iyice erisin. Tamam. Şimdi köfteleri böyle olduğu gibi koymayacağız. Bu köfteleri küçük toplar yaptıktan sonra hafif unlayacağız. Tamam mı? Una bulayacağız ve unladıktan sonra içine atacağız. Bu bize çorbanın pişerken biraz daha helmelenmesini sağlayacak. Köftelerin de birbirine yapışıp dağılmasını engelleyecek. Ben köfteleri yapana kadar soğan zaten muhtemelen hazır kıvama gelecektir. Şöyle bir karıştırın. Soğanın üzerine azıcık bir de tuz atın. Ondan sonra da iyice terlemesini sağlayın. Köfteler hazır. Dediğim gibi yaklaşık 250 gram böyle küçük küçük yaptığınızda son derece güzel oluyor. Şimdi bunları böyle bir genişçe bir kabın içerisine alıyorum.
Ve üstlerine un serpeceğim. Burada şu kadar un, bu kadar un gibi bir şeyim yok. Sadece köftelerin hem birbirine yapışmasını engellemek istiyorum hem de böyle çorbanın içerisine girdiği zaman onu helmelendirecek kıvama gelmesini istiyorum. O yüzden bir yemek kaşığı un bunun için gayet yeterli. Aldım ve şöyle gördüğünüz gibi hafiften üstlerini unladım. Şöyle kenarda dursun. Ben tekrardan oraya geri döneyim. Bakınız soğan güzel güzel yavaş yavaş kendini bırakıyor ve iyice yumuşamaya başladı. Diğer malzemelerini içerisine ekleyebilirim ama esas burada şerbet tıkırdamaya ve kaynamaya başladı. İçindeki lezzet veren hiçbir şeyi çıkartmadan olduğu gibi buradaki Kemalpaşaları içerisine atıyorum. Bir paket Kemalpaşa takriben 150 gram civarında filan çekiyor bunlar bu hazır pakette. Bunu da şöyle güzelce şerbetine bastırıyorum, tamam. Ve yaklaşık 15 dakika kadar burada şerbetle beraber iyice harmanlanmasını istiyorum. Kapağını şöyle yarım kapattım. Altını da kıstım. Dediğim gibi 10-15 dakika içerisinde tam istediğim kıvama geleceklerdir. Sonra da birazcık kapağı kapalı vaziyette dinlendirmeniz iyi sonuç almanızı sağlar. Şimdi burada soğan kendini bıraktı. Hemen arkasından sarımsağı işin içine dahil edebilirim. Sadece bir adet sarımsak, bir diş sarımsak yani. Şöyle ince ince kıydım. Aldım. Onu da attım içeriye. Soğan ve sarımsak. Şöyle güzelce bir tur karıştırdım. Arkasından klasik olacak ama klasik lezzet. Bizde önemli olan lezzet yani. Bir yemek kaşığı kadar domates salçası alıyorum. Üzerine ilave ediyorum. Ve şöyle salçayı bir tur kavuruyorum. Salçayı da güzelce kavurduk. Kemalpaşa'nın doğru kapağını takmak lazım üstüne. Şöyle. Gördüğünüz gibi zaten hızlıca şerbeti çekiyor ve birazcık yoğunlaşmaya başlıyor. Şimdi bu dakika itibariyle bunun altını iyice en kısa alıyorum. Kapağını şöyle yarım kapatıyorum ve 10 dakika kadar böyle kendi halinde bırakacağım bunu. Tamam? Döndüm tekrar buraya. Bir kez daha tekrar ediyorum. Kullandığınız Kemalpaşaların genel cinsine göre bu farklılık gösterebilir. Bazıları attıktan 3 dakika sonra olur. Bazıları 10 dakika sonra olur. Bazıları atar atmaz zaten hemen şişer ve şerbeti çekerler. Şimdi salça kavrulduktan sonra artık işin içine köfteleri ilave edebilirim. Fazla unundan birazcık kurtarmak şartıyla alıyorsunuz ve köfteleri direkt olarak bunun içerisine transfer ediyorsunuz. Ve şöyle hafiften unla beraber bir azıcık helmelensin diye hepsini direkt olarak burada tencerenin dibindeki ısıya maruz bırakıyorsunuz. Şöyle bir tur çevirelim yüksek ateşte. Köftelerin de genel ilk tur unla beraber işlemi tamam. Şimdi suyunu ve eriştesini ekleyeceğiz. İşlem tamam. Yaklaşık bu çorbaya aşağı yukarı böyle 1,5 litre civarında su eklemeniz lazım. İşte o da hemen hemen budur. Bir buçuk litre su 7-8 bardak civarında yapar. Hepsini şöyle bir karıştıralım. Dikkat ettiyseniz hiç tuz, karabiber hiçbir şey koymadım. En sonunda koyacağım çünkü bunun yoğurtlu bir terbiyesi var. Genellikle de garanti olsun diye öyle yapıyorum. Üzerine şimdi bunun 1-2 dolu avuç kadar erişte koyuyorum. Eriştenizi bu şekilde koyabileceğiniz gibi önden biraz kavurup da koyabilirsiniz veya o şekilde de muhafaza edebilirsiniz. Her türlü sonuç güzel oluyor. Şimdi bakınız sevgili dostlar, çorbamızın genel işlemi tamamdır. Bunun kapağını kapatacağım ve güzelce tıkırdatacağım burada. Yaklaşık bir 20 dakika içerisinde zaten 10 numara bir kıvama gelecek. Burada şerbetin içerisinde tatlı güzelce şerbeti çekti ve gördüğünüz gibi bayağı da yoğunlaştı. Hem kendi esnekliğini ve gevrekliğini kaybetmedi hem de şerbeti güzelce içine çekti. Artık bunun altını şöyle kapatıp şu şekilde kenara alıp biraz soğusun diye bekletebilirim. Burada çorba oluyor. Burada da artık patatesler iyice haşlandı. Şimdi patateslerle bir genel işlem yapacağım. Patates bu tarifin dış çeperini oluşturacak. İçinde de güzel bir kıymalı harç yapacağız. O yüzden şunların bir yerini değiştireyim istiyorum. Şunu şöyle kenara alalım. Burada da köftenin iç harcını yaparak işe başlayabilirim. Geleneksel olacak. Şöyle genişçe bir tavayı ocağın üstüne koydum. Aslına bakarsanız çok bir numara yok içinde. İsterseniz
ekstra bir sürü bir şey koyabilirsiniz ama ben sadece soğan ve kıyma, tuz, karabiber koyacağım. Daha da başka bir şey koymayacağım. Tavanın içerisine şöyle altını yaktım, ısıtmaya başladım. Bir ya da iki kaşık kadar zeytinyağı yeterli olur. Önce kıymayı koyacağım. Kıymayı böyle güzelce döndüreceğim. Ondan sonra, özür dilerim, önce soğanı koyacağım. Hafifçe bir döndüreceğim. Ondan sonra da kıyma, tuz, karabiber, iç harç, tamam. Patateslere gelecek olursak, bunu daha önce size birçok kereler göstermiştim. Şimdi bunlar çok güzel haşlandı ve kabukları da üstünde. Bu kabuklarla beraber bunların bir soyma işlemine geçirmemiz lazım. Bakınız, gördüğünüz gibi bayağı böyle kabuğu üstünde bir patates. Bir tane torşan alıyorum, bir mutfak havlusu şu şekilde. Cayır cayır da sıcak. Öncelikle fazla suyunu süzüp direkt olarak bu havlunun üstüne çıkartıyorum. Patatese ortadan böyle bir geniş bir çizik atmıştım. Bu çizikle ortadan soymam çok daha kolay oluyor. Sıcakken bile zaten ortadan yarıldı bile, görüyorsunuz. Bir küçük bıçakla bunları soymanız aslına bakarsanız hiç de zor değil. Hatta ve hatta ve bu kendinden ortadan yarıldı, işim daha da kolay. Bakın şöyle soyacaksınız ve direkt olarak kabuğu içindeki iç kısmından rahatça ayıracaksınız. Olay bundan ibaret. Böyle 6 tane patatesi güzelce hazır ettik. Geldik buraya. Burada yağım iyice ısındı. Önce soğanları atıyorum içerisine. Şöyle soğanları güzelce burada hafif hafif yumuşatmaya bırakalım istiyorum. Diğer tarafta da sıra geldi bu patateslerin işlemine. Efendim, eğer böyle bir patates ezici, patates sıkıcı bir aletiniz varsa bu işler için çok iyidir bu. Yoksa elinizle de rahatlıkla ezebilirsiniz ama dediğim gibi bu alet işimizi kolaylaştırıyor. Şöyle bunların hepsini şöyle bir tabağa alacağım. Sonra da dikkatli vaziyette şu patates ezicinin içerisine alıp hızlıca bunları, aslında tırnak içinde söylüyorum, bir püre haline getireceğim. Yani şu alet aslında işimi bayağı kolaylaştırıyor. Dediğim gibi tek tek ezmekle falan uğraşmıyorum. Biz restoranlarda bunun daha büyük boyunu kullanırız. İçine atarsın havan gibi, çevire 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 onu iyice bir patates püresi haline getirirsin. Daha doğrusu böyle bir patates ezmesi haline getirirsin. Püre yapmak için içine bolca tereyağı ve benzeri bir sürü ilavelerin var. Şimdi şu kenarında kalan parçaları da ve kalan patatesleri de aldıktan sonra burada işim tamam. Soğana bakalım. Hafiften yumuşamaya başladı ama birazcık daha işi var. Geldim tekrardan buraya. Bunun içerisine bolca tuz ve karabiber atacağım. Daha doğrusu tuzunu bol atacağım da karabiberini birazcık opsiyonel. Çünkü bu patates bildiğiniz üzere gayet tuz sever arkadaşlardan bir tanesidir. Ve 6 tane patatese de yani şöyle bir 4 kaşık kadar, 4 çay kaşığı kadar tuz iyi gider. Karabiber atıyorum çünkü paneleyeceğim. Yani renginin çok önemi yok benim için. Arkasından da bunu bir spatula ile güzelce ezeceğim. Hafif şöyle bir ilk dumanını bir çıkarayım. Tamam mı? Bak görüyorsunuz şöyle. İlk dumanı çıktı gördüğünüz gibi. Artık içine yumurta sarısını ekleyebilirim. Ben böyle şeylerde yumurtanın ya da yumurta sarısının çok aşırı ısıda hızlıca pişmesini ve birazcık şey yapmasını biraz endişe ederim. O yüzden böyle ilk dumanını hep bir çıkarırım. Arkasından da yumurta sarısını ekledim. Gördüğünüz gibi böyle yoğurarak hafif kıvamını yoğunlaştırdım. Aslında patates yoğun nişasta içeren bir ürün ve baktığınız zaman bekledikçe bir tık püre haline gelebilir. Fakat her patates farklı. Yani o yemeklik veya kullanacağınız patatesin cinsine göre kızartmalık patatesler farklı olacağı gibi yöresel olarak da farklı bu arkadaşlar. O yüzden bunun kıvamını bağlamak için birazcık una ihtiyacınız var. Ne kadar un olduğunu kullanacağınız patates ve haşlama modelini size söyler. Kabuğuyla beraber haşladığımız için içine bir tık az su çekti ama kenarına, ortasına çizik attığımız için aslına bakarsanız hafif bir su almıştır içerisine. Yok, küçük küçük küp küp doğrarsanız da o zaman daha fazla su çekecektir. Biraz daha fazla una ihtiyacınız olabilir. Bu benim yaptığım şekilde maksimum 5-6 kaşık kadar un alacaktır. Daha da fazlasına ihtiyacı olmayacaktır. İç harçta da soğanlar hafif kendini bıraktıktan sonra artık kıymayı da ekleyebilirim.
200 gram kadar orta az yağlı bir kıyma ekleyeceğim içerisine. Ve kıymayı şöyle hafif ezerek soğanla beraber bir araya getireceğim. Geleneksel tuz, karabiber, işlem tamam. Şimdi soğanı ekledikten sonra pembeleştirmeye çalışıyoruz. Birazcık terletmeye çalışıyoruz. Kıymayı ekledikten sonra da kontrollü bir şekilde eze eze küçük küçük parçalar halinde pişirmeye çalışıyoruz. İri toplar halinde kalmasını hiç ama hiç istemiyorum. Bu arada bir çorbaya bakalım ne durumda diye. Güzelce kaynadı. Gördüğünüz gibi erişteler yukarı doğru çıkmaya başladı. Ve hafiften kendiliğinden helmelenmeye doğru gidiyor. Aşağı yukarı bir 10-12 dakikası daha var çorbanın. Ondan sonra işi tamam olacak. Orada biz de bunu ezerek pişirmeye devam ediyoruz. İç harcın işi tamam. Gördüğünüz gibi kıyma ince ince kaldı. Yani böyle toplanmadı, yapışık yapışık olmadı, komple dağıldı. Şimdi birazcık bu iç harcı soğutmak lazım. Ben Antep'teki içli köfte yapan bir ustamdan şey görmüştüm çok yıllar evvel. Acayip hoşuma gitmişti. Bunu normalde biz nasıl yapıyoruz? Yani alıyoruz içerisine bir kaşık koyuyoruz içli köfteyi açtıktan sonra. Açmak zor tabii yani. Onlar gibi esas bu işin ustası gibi ince vaziyette açmak zor ama açtıktan sonra alıyoruz kaşıkla içine koyuyoruz sonra kapatmaya çalışıyoruz. Onlar biraz soğuttuktan sonra bunları alıp böyle kendi avuçlarını sıkarak hazır iç haline getiriyorlar. Sonra içli köfteyi açıp onu içine tıkıyorlar hop sonra kapatıyorlar. Çok çok daha pratik oluyor. Bir gün de denerseniz öyle deneyebilirsiniz. İç harç hazırken şimdi şuna tekrardan geri döneyim. Demiştim size birazcık un ekleyeceğim içine. Böyle tariflerde bu işler hep bir farklılık gösterir. Yani hep bir böyle bir ekabir bir durum vardır. Çünkü hani net gramajda da olsa patatesin cinsi inanılmaz farklılık gösterir. Veya ona böyle pişirme dereceniz veya pişirme durumunuz çok farklılık gösterir. Ben size söyleyeyim yani maksimum 5-6 kaşık un buna yetecektir. Üçünü önden koydum ki şu an bile aslına bakarsanız hani birbirini tutar kıvamda bir patatesimiz var. Ama ben biraz daha tutmasını istediğim için 3 kaşık ekliyorum. Ve sanırım bana bu yeterli olacaktır. Daha da fazlasına ihtiyacım yok. Tarife 5-6 kaşık kadar yazacağım. Maksimum onu siz kendiniz ayarlarsınız. İzleyenler neyin nasıl yapılması gerektiğini sadece tarife okuyanlardan tabii ki daha iyi anlıyor olacak. Efendim gördüğünüz gibi bunun işlemi tamam. Şimdi bundan sonra bir içlerini doldurup bunları bir içli köfte gibi hazırlama kısmımız var. Ki aslında kolay bir kısım değil, zor bir kısım o. Bu arada tatlı bakınız epeyce şerbetini çekti ve 10 numara 5 yıldız kıvamda. Yani gördüğünüz gibi ağzı kapalı vaziyette şerbetini çekti ve şöyle sıcak olmasına rağmen gördüğünüz gibi yumuşak ve siz denemeyin benim eller artık alıştığı için ısıya. 10 numara 5 yıldız bir kıvamda direkt olarak servis tabağına alabilirsiniz. Birazcık soğutabilirsiniz. Ben şimdi şunu böyle bir kenara çıkartacağım. Tamam şöyle dikkatlice kendi şerbetiyle beraber. Azıcık soğuttuktan sonra servis yaparken bunları itinayla servis tabağına dizeceğim. İçerisine koyduğumuz aromalarla beraber gayet de kolay ve güzel vaziyette olmuş durumda. Dumanlar tütüyor. Cepte. Devam ediyoruz. Burada harcımızı hazırladık. Güzel istediğimiz gibi kıvamlandırdık. Şimdi bunun bir işlemini yapmak istiyorum. Elimin altına bir parçacık un alacağım. Dursun. Her zaman ihtiyacım olabilir. Sonra da başlayacağım çalışmaya. Efendim, ihtiyaç durumunda elinizi birazcık unlayın. Sonra bu arkadaştan böyle ceviz büyüklüğünde bir parça alın, tamam mı? Sonra eğer kendinize güveniyorsanız bunu avucunuzun içerisinde birazcık açın. Yok olmuyorsa bir söyleyemedim. Stretch filmin içerisinde de gayet rahatlıkla açabilirsiniz. Ben şimdi kendime hafif güvendim. Çok akıllıca bir hareket olmasa da elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağım. Hafiften şöyle açtım. Kenar çeperinde oluşturduktan sonra içerisine buradaki kıymalı harçtan doldurup yavaşça kenarlarını yürüte yürüte yukarıya doğru kapattım.
Arzu ediyorsanız küçük bir kasede de yapabilirsiniz. Arzu ediyorsanız stretch filmde de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekli şemali de verebilirsiniz. Panelinizi için ben bu şekilde yapmayı daha uygun buldum. Bir tane daha yapmaya çalışayım size. Un dediğim gibi elinizin altında olsun. Her seferinde bir parçacık ihtiyaç durumunda. Elimizi unlamaktan yana bir sıkıntımız yok. Şöyle ceviz büyüklüğünde, belki biraz daha fazla büyük bir parça aldım. Dikkatlice ortasını açtım. İçerisini birazcık doldurdum. Ondan sonra da kenarlardan dikkatli vaziyette kapattım. Hafif de yassılaştırıyorum ki pane olacağı için her tarafını pane harcı iyice tutsun. Bu arada çorbam hemen hemen hazır kıvama gelmiştir. Çünkü istediğim süre boyunca tıkırdadı. Şimdi bunu yoğurtla temperlemek istiyorum. Yani içerisine yoğurt ekleyeceğim. O yüzden hiç tuz, karabiber hiçbir şey koymadım. Baharat koymadım. Yoğurdun üzerine buradaki suyundan bir parçacık ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum yoğurdu. Bir çırpma teliyle yapmak daha pratik. Aldım. Yoğurt. İyice ısınıyor. Ben bu işlemleri yaparken. Pütürsüz bir kıvama geliyor. Ondan sonra da çorbayla birleşip yaklaşık 5 dakika kadar daha tıkırdayacaklar. Arkasından ateşten aldıktan hemen sonra da içerisine tuzunu ve karabiberini ekleyeceğim. İşlem tamam olacak. Tuzunu ve karabiberini ekledikten sonra size tavsiyem bunun ağzını kapatmayın. Ve böyle olduğu gibi bu şekilde direkt olarak servis edin. Servis yaparken arzunuza göre üstüne bir parçacık da yağ yakabilirsiniz. Neyse orada istediğim kıvamı gelene kadar ben de şunların bir genel hazırlığını yapayım. Her seferinde elinizi hafif yağlayın. Her seferinde elinizi hafif unlayın. Ve bu şekilde içli köftenizi hazırlamaya başlayın. Şu şekilde hafif yassılaştırdım. Şimdi bu bir içli köfte değil tabii ki. Ya patatesten yaptığımız bir tırnak içinde içli köfte. Ona göre davranmak lazım. Bir de şey demeyin lütfen. Yani böyle içli köfte mi olur? İçli köfte böyle ucu uç kısmı, dip kısmı sivri olur, ortası göbeği yok. Böyle içli köfte de gayet var bu arada. Biz de severiz yani açıkçası. Hatta bana hiç unutmuyorum. Yıllardır hep aynı şeyi anlatırım içli köfte ile ilgili. Öyle kalmış bende. Elazığ'da bir içli köfte yedirmişlerdi. Ya Rabbel Alemin dedim, bu nasıl bir şey yani. Böyle büyük bir şey getirmişlerdi. Ana yemek, kuzu tandırlamışlar. Harika. Dediler ki bir içli köfte ikram edelim size. Dedim ya şimdi yani içli köfteyle bulgurla şişirmeyelim mideyi. Yani kuzudan yeriz güzel olur falan. Yok dediler, siz bundan bir yiyin, bir tadına bakın falan. Yani 12 tane yedim. Öyle lezzetliydi, böyle yassıydı. Tabii bunun onunla alakası yok ama hani bu da bir versiyonu diyelim. Bu burada çok yapılan bir tariftir. Evlerde sıcak soğuk gayet rahat servis edilen güzel bir tarif valla. Eğer yaparsanız pişman olmazsınız. Gelelim panesine. Klasik bir pane harcımız var. Un, yumurta ve galeta unu. Galeta unu şöyle bolca koyalım. Sonra şu başlangıca da un koyalım. Önce burada birazcık unlayacağız. Tek tek. Fazla unundan kurtardıktan sonra yumurtayı alacağız. Yumurtadan hemen sonra da galeta ununu alıp güzelce derin yağda her iki tarafında 10 numara 5 yıldız kızartacağız. Bu arada çorbanın işi tamam. Bakın kıvamını bir göstereyim size. Yağı da üstüne çıktı. Eskileri öyle derler. Ve gördüğünüz gibi mükemmel bir kıvamda. Artık baharatını ekleyebilirim. İçerisine tuzunu ekliyorum. Karabiberini ekliyorum. İsterseniz kuru nane ve benzeri hepsini yapabilirsiniz. Yağı bence yerinde ama isterseniz bir parçacık da üstüne ekstra yağ yakabilirsiniz. Bunların hepsi artık tamamen sizin elinizde. Siz nasıl olsun isterseniz o iş öyle olur. Gördüğünüz gibi çorbamız
direkt olarak servis etmeye hazır. 10 numara 5 yıldız. Bu dakikadan sonra kapağını kapatmamaya özen göstereceksiniz. Çünkü kapağını kapattığınız zaman o zaman yoğurdun birazcık kesilme ihtimali var. Kuru nane çok yakışır. Pul biber ve benzeri çok yakışır. İsterseniz üstüne bir parça ekstra yağ da yakabilirsiniz. Bence yağı yerinde. O yüzden bir şey yapmaya gerek yok. Ve artık kızartmaya hazırız. Vallahi gördüğünüz gibi işte 10 numara 5 yıldız kızarmış vaziyetteler. Dışları çıtır çıtır, içleri yumuşak ve böyle kremamsı bir kıvamda. Vallahi dediğim gibi orijinal, standart bildiğimiz bir içli köfte değil. Ama bu da kendi başına son derece lezzetli ve güzel bir ana yemek. Ben şimdi bütün bu hazırlıklarımı yapacağım. Tatlımı tabaklayacağım, çorbamı tabaklayacağım. Bunları da kızarttıktan sonra bir tek sunum kalacak. Az sonra günün kapanışını iftar soframızla beraber birlikte yapacağız. Benden bir yere ayrılmayın. Arda'nın Ramazan Mutfağı'nın iftar sofrası bugün de böyle. Harika bir Erzincan çorbası, nefis bir içli patates köftesi ve tahin soslu kaymaklı bir Kemalpaşa tatlısıyla sofra enfes. Efendim tariflerin detaylarını istiyorsanız lütfen Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına gelin. Hem bu tarifler hem de bundan önceki günlerde yaptığım diğer tariflerle ilgili sizlerle paylaşım yapmak için sabırsızlanıyorum. Umarım tarifleri beğenmişsinizdir ve iftar sofranız için birbirinden farklı alternatifleri kombinasyon yaparak siz de sofranızı bolluk ve bereket içerisinde güzel bir şekilde kurarsınız. Bugünlük benden bu kadar. Yarın Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda buluşup yine harika tarifleri hep beraber yapacağız. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda olağanüstü lezzetli bir Ezo gelin çorba yaparak güne başlayacağız. Hemen arkasından bir ıspanaklı patatesli kol böreği tarifi vereceğim size. Yarının tatlısı damla sakızlı bir sütlaç olacak. Menüyü beğendiyseniz yarın randevumuz aynı yerde aynı saatte. Güzel bir iftar sofrası bizi bekler.